Hiç haber yapmıyorsunuz falan diye devam ediyor. Ne hale gelmiş İstanbul? Ne hale gelmiş? Açıklayabildiler mi 128 milyar doların nerede olduğunu? Kimlere satılmış olduğunu açıklayabildiler mi? Hayır. İstanbul ne hale gelmiş ve bu konuyla ne ilgisi var? İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her yapacağı, her atacağı adımı engellemeye çalışıyor belediye meclisi. Çalıştırmamak istiyorlar. Buna rağmen çalışıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Her yer metro inşaatı, her yer şantiye. Çalışmaya devam ediyor. Halk ekmeğe engel çıkartmaya çalıştılar. Ne söylüyorsunuz? Ne diyorsunuz? Halk ekmeğe hala engel olmaya çalışıyorlar. Vatandaşın ucuz ekmek alabilmesine engel olmaya çalışıyorlar. Niye? Zor durumda kalsın belediye. Niye? İstanbullular son seçimde verdikleri oydan dolayı cezalandırılsın diye. Tevfik Göksu'yu mu gösteriyoruz bir taraftan da? Evet. AKP grubunda efendim halk ekmekle ilgili halk ekmek fabrikası binasının İBB'nin Hadımköy'deki fabrika binasının halk ekmeğe kiralanacak olmasına karşı çıktılar. Olmaz kiralanamaz diye. Vatandaşın yararına İstanbul'un yararına ne varsa karşı çıkmaya çalışıyorlar. Onun haberi. Halk ekmeği şimdi dünyanın en büyük üretim tesisi olacak. Halkın ekmek fabrikasını meclisten de gizleyerek, meclisten de gizleyerek çünkü meclise gelirse tartışma konusu olur diye encümenden kiralamaya çıkmışlar. Halkın ekmeğini kiralamaya çıkmışlar. İstanbul Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP Grup Başkan Vekilinin tartışmalı bu açıklaması gündemde şimdi. Bahsettiği yer Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan Hadımköy'deki fabrika binası. Halk Ekmek şirketine verilmesi gündemde ancak tartışma büyüdü. Grup başkan vekilleri karşı karşıya geldi. Halk Ekmek büfesi Ekim ya da Kasım'da geldiğinde baya bir tartışma konusu oldu. Halkın baskısıyla AK Parti kabul etmek zorunda kaldı. Yanılmıyorsam Ocak ayında. Hı -hı. Ama Halk Ekmek büfesi daha önce Mart ayında geldi. Mart ayında geldi. Bir anda eski defterler açıldı. Büfelerin açılması gündeme tekrar geldi. Ancak tartışma başka. İstanbul Hadımköy'deki fabrika binası yine Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan Halk Ekmek Ayşe'ye ihale edilmesi için encümen gündemine alınmıştı. 3 aylığına 50 bin liraya ihale edilecekti. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin mülkü yine Büyükşehir Belediyesi'nin başka bir şirketine verilecekti. Ama tartışma çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin sözcüsü Murat Ongun, peşi sıra Halk Ekmek AŞ'nin başındaki isim Özgen Nam'a paylaşım yaptı. Ancak tartışma soğumadı. İnsanların ekmeğinle niye oynuyorlar? Fırında sattığı ekmek, bakkalda sattığı ekmek zaten gramajını düşürmüşler sandviç kadar. Her sana 50 bin lira verelim, altın ekmeğini satmak. Altın ekme fabrikasını birilerine peşkeş çekme. Göksu peşkeş olarak yorumladı bu durumu. Ancak itirazlar yükseldi o sözlere. İBB'nin mülkiyetinde olan bir fabrikanın yine İBB'ye ait bir şirkete tahsisi gerekiyor. Yani bir kiralama yolu. Bu halk ekmek. Hiç korkmasınlar, paniklemesinler. Bu AKP dönemi değil. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun döneminde böyle işler dönmez. Yani hangi kararı bugüne kadar meclisten geçirmişler ki Büyükşehir Belediyesi'ne ilgilenen bunu geçireceklermiş. Hani geçiriyor olsalar bile belediye meclisinden en az 6 ay komisyonda beklerdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP grup sözcüsü Tarık Balyalı en az 6 ay beklerdik dedi. İki yöntem sıraladı. Direkt meclise gelebilir miydi yoksa bu talep? Ee, elbette bunun iki yöntem var. Birincisi tahsis belediye meclis kararıyla, ikincisi de ihaleyle kiralamak veya satmak belediye meclisindeki durum mu görüyorsunuz? Yani belediye meclisinden neye onay veriyorlar ki e, böyle bir şey biz önlerine götürelim? Ve bekleyen dosyaları da söyledi. Sadece şu anda imar komisyonunda bekleyen dosya sayısı 450 üzerinde. E, toplamda en az 600-700 tane dosya komisyonlarda bekliyor. Yani geçirsek bile bekletiriz diyor arkadaşlar. İşte bu bekleme süresi olmasın diye encümen ihalesine gitti Büyükşehir Belediyesi. Ancak halk ekmek tartışması devam edecek gibi görünüyor. Pandemi döneminde muhalefetin yönettiği belediyelerin aşevi hesaplarına, bankadaki hesaplarına el konuldu. Belediye meclislerinde çalıştırmamaya gayret ediyorlar. Yeni seçilmiş olan, e, vatandaşın oy verip seçtiği muhalefet partilerinden seçilmiş belediye başkanlarını. Bunun böyle olduğunda herkes görüyor. Dönüp ondan sonra vatandaşı bir ucuz ekmeğe muhtaç hale getirmeye çalışıyorlar. Dönüp ondan sonra kağıt toplayarak Evine ekmek götürmeye çalışanlara haksız para kazanıyorsunuz diyorlar. Atık kağıt işçilerine. Elbette gündeme getireceğiz onların sorunlarını. Atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan işçilere polis müdahalesi, zabıtanın süren operasyonları hala devam ediyor. Kılıçdaroğlu grup kürsüsünden sert konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Bu işçilere sosyal güvenlik sağlayacaksın. Sen yapmazsan iktidar olduğumuzda biz yapacağız diyerek Korkun, bu emek, bu emek sonuçlu var olduğu sürece mücadelemiz Mazlumun ahı indirecektir şahı. Bunu herkesin bilmesini isterim. Çöpten geçinen kağıt işçilerinin ekmeğine açıkça göz dikmiş durumdadır. Atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan işçilerin polis müdahalesiyle el arabasına ilk konulması polisin zabıtanın süren operasyonlarına Kılıçdaroğlu sert tepki gösterdi. Hırsızlık yapmıyorlar, yolsuzluk yapmıyorlar, devleti soymuyorlar, vergi cennetlerinde hesap açmıyorlar. Ruhsatsız bir şekilde atık toplayan tesislere yönelik rutin bir denetim oldu. Kimse bizim emekçi kardeşlerimiz üzerinden siyaset yapmasın. Hayır efendim. Yapsınlar vergimizi de öderiz diyorlar. Bizi tanısınlar, bilsin, bilsinler bizim bu işi yaptığımızı. Ama baskı kuruyorlar. Yapması gereken bu emekçilerin çalışma koşullarını düzeltmek, katı atık toplayıcılığını güvenceli iş kapsamına almaktır. CHP lideri geçtiğimiz hafta atık kağıt toplayan işçilerle buluşmuştu. Bir işçiyle geçen tiyaloğunu da anlattı meclis kürsüsünden. Ben edebiyat biyoloji mezunu öğretmenim. Yani atama bekleyen öğretmen. Dört yıldır ben de bu işi yapıyorum. Ben başımı öne eğip bu işi yapıyorsam tam uçurumun kenarında kendime tutunacak bir dal bulduysam ve birileri gelip benim bu emeğimi hiçe sayıyorsa ben burada bir sıkıntı duyuyorum diyor. Valilik haksız kazanç, göçmenlerin kayıt dışı çalıştırılması ve çevreye verilen zarar gerekçesiyle kağıt ve plastik toplayanlara izin vermiyor artık. Yaklaşık iki aydır İstanbul'da polis göz açtırmıyor. Gündüz yaşanan gerilimlerin üzerine gece operasyonlarıyla kapatılıyor depolar. Ne yapsınlar? Hırsızlık mı yapsınlar? Uyuşturucu mu satsınlar? Torbacılık mı yapsınlar? Alın terleriyle çalışıyorlar. Eğer sen sarayda oturan zata söylüyorum. Eğer sen devleti yönettiğini zannediyorsan bunlara sosyal güvenlik sağlayacak uygulamayı yapacaksın. Ama sen yapmazsan milletin iradesiyle iktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvenliği olacak herkesin. Çiftçi izleyicimiz Gülcan Hanım Gülcan Akdeniz diyor ki Ekim ayındayız gübre fiyatlarını mazotu konuşun. Biz nasıl buğday ekeceğiz? İrfan Bey diye soruyor. Çiftçi tarlasını nasıl ekeceğini düşünüyor. Girdi fiyatları ortada. Her şey dövize bağlı. Döviz alıp başını gitmiş. Dolar 9 lirayı geçmiştir durumda. Biz de bunları konuşurken işte İstanbul'da son 2 yılda ne yapılmış? Ne yapılmış? Belediye çalışmaya gayret ediyor. İstanbul'un oylarına saygı duyulacak, saygı gösterilecek. Zor geçiniyor insanlar, zor. Yıllarca okuduğu mesleği yapma şansını elde etmiş olan öğretmenlerden bahsedeceğim. Çalışanlardan, atama bekleyenlerden değil. Atama bekleyen yüz binler beklemeye devam ediyor maalesef. Devlette iş bulamadığı için özelde çalışan öğretmenlerden söz edeyim hadi. Özel okul öğretmenlerinden. Asgari ücretle çalıştırılıyorlar. Hep düşük maaş alıyorlar. Her ay kazandıkları maaş değişiyor. Sözleşmeleri yıllık yapılıyor. Kıdem tazminatı hakları yok. Şimdi uzun zaman sonra ilk kez sendika kurdular. Taban fiyat talebiyle kampanya başlattılar. Özel okul öğretmenleri söze gelince, lafa gelince şimdi Kasım ayı geliyor öğretmenler gününde. Mangalda kül bırakmayanlar, öğretmenim bana bir harf öğrettin 40 yıl kölenim diyenler. Duyun bu sesi. Özel sektör öğretmenleri olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öncelikli talebimiz taban maaş uygulamasının hayata geçirilmesi, belirli süreli iş sözleşmesi gibi güvencesiz çalışma koşullarına ivedilikle son verilmesidir. Bu taleplerle birlikte özel sektör öğretmenlerini, özel sektör emekçilerini öğretmen sendikasında bir olmaya ve mücadeleye çağırıyoruz. Gelirleri çok düşük. Bir sonraki ay ne kadar maaş alacaklarını bilmiyorlar. Yetmezmiş gibi iş güvenceleri de yok. Geçim kaygısı ve yarınsızlıkla yoğun stres altındayız. Böyle özetliyorlar içine düştükleri durumu.